Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere iki video halinde anlatmaya çalışacağım, anlatacağım konuları. Bu ilk başta glovis.uhs.gov adresine girerek, şu an görmüş olduğunuz adres burasıdır. Girerek Landsat görüntülerini bilgisayarımıza indireceğiz. İndirdiğimiz dosyaların dosya içeriklerine bir göz atacağız. Bir meta verilerimize bakacağız. Ardından indirdiğimiz farklı bantlardaki görüntülerimizi ENVI5 programı kullanarak bir blok haline getireceğiz. Birleştireceğiz. Birleştirdikten sonra görüntü zenginleştirme veyahut da görüntü iyileştirme metotlarından önce yapılması gereken bir kalibrasyon işlemimizi yapmaya çalışacağız ki bu kalibrasyon işlemi önemlidir. Artı pek çok farklı kalibrasyon işlemi bulunmaktadır. Örneğin topografik kalibrasyonlar, onun dışında algılayıcı kalibrasyonları bunun işin içine girebilir. Onun dışında Dünya'nın Güneş ile mesafesinden yararlanarak ve Güneş'in açısal yüksekliğinden yararlanarak yapılan düzeltmeler var. Biz onun dışında görüntü üzerindeki en düşük yansıtıcı özelliğe sahip, bantlardaki en düşük yansıtma özelliğine sahip ve en yüksek yansıtma özelliğine sahip materyallerin veyahut da görüntü üzerinde bilmiş olduğumuz bir spektral eğrisini bilmiş olduğumuz görüntüden yararlanarak ya piksel üzerinde yararlanarak görüntüyü kalibre edebilme işlemlerimiz var. Fakat biz burada farklı bir yöntem deneyeceğiz. Bu yöntemi ben size anlatacağım. Onun dışında ilk önce hemen hızlı bir şekilde görüntümüzü indirelim. Görüntümüzü indirmeden önce şöyle bir bakacak olursak sayfaya. Sol kısımda bulunduğumuz nokta kırmızı işaretle, bakın burada harita üzerinde işaretlenmiş. Onun altında pek ve roll kısmı, latitude longitude kısmı var. İlgilendiğimiz bölgenin koordinatını buraya girdiğimiz zaman bize bölgeye götürecektir. Ama biz pek ve roll kullanarak şimdi bu işlemi yapacağız. Bunun için Google Earth'e girdik. Google Earth'te USGS'in kendisinin geliştirmiş olduğu bu uyduların şerit uzunluklarını, yani tarama şerit uzunluklarını gösteren PECT ve ROV kısımlarının görüldüğü bir KML dosyası var. Bu KML dosyasını ben konu altında, videonun altında paylaşacağım linkini. Oradan indirebilirsiniz. Bakın bütün şerit uzunluklar burada görülmekte. Bizim ilgilendiğimiz kısım 180 PECT'te 132 ROV. Bunu hemen 180 32 hızlı bir şekilde deyip go kısmına bastığımız zaman biraz bekletecek. Bakın şu alttaki kısımda olduğu zaman alanımıza gitmiş olacağız. Hemen bakın oraya gittik. Bakın burası. Dikkat edecek olursak şu hemen alt şu okla görülen noktaya gelelim. Ekran bilgileri, ID numarası, bulutluluk, verinin çekildiği tarih, kalitesi, ürünün Landsat 8 yani Oli sensörüyle alınmış olduğunu gösteriyor. Onun dışında burada hangi zaman aralığında olduğunu gösteriyor. Bir önceki ve bir sonraki görüntüye geçebiliyoruz. Landsat'in 16 günlük bir şeyi vardır. Tekrarlanma süresi, zamansal çözünürlüğü 16 gündür. Yani aynı noktadan 16 gün sonra bir daha geçer. Yani 16 gün önceki görüntüye gitmek için Previous kısmına bastığımız zaman bakın burada farklı bulutluluk oranları görülmekte. Bulutluluk zaman kalibrasyon işlemlerinde kullanıldığından dolayı çok az bulutluluk olabilir. Mesela şu %1 verisi kullanılabilir. Ama biz ne yapıyoruz? %0 kullanıyoruz. Bu %0 mı acaba? Hemen şu görüntü üzerine sağ tıklayıp metadatasına baktığımız zaman aslında görüntünün tam da sıfır değil, 0,39 ile 0,39 bulutluluk oranına sahip olduğunu görüyoruz. Burada pek çok meta veri var. Buradan görüntüyü seçtikten sonra Add kısmına basıp şuradaki anahtarı görmemiz lazım.
Bu anahtar görüntünün işlenmiş olduğunu bize gösterir. Yani görüntünün coğrafik koordinatına oturtulmuş ve bantları birbirinden ayrıldığını gösterir. Yani bantlamasının yapıldığını gösterir. Yani görüntü bir imaj görüntüsü değil sadece. Send to cart kısmına bastığımız zaman yeni bir sayfa açılacak. Bu sayfada register yani üye olmamız gerekiyor. Bu üyelik işlemine basarak kolayca üye olabilirsiniz. Ben üye olduğum için hemen giriş yapayım. Bu girişte karşımıza bu şekilde bir ekran gelecek. Burada görüntünün gene ID numarası, hangi sensörle algılanmış olduğu. Order kısmı aktif değil burada, pasif. Çünkü order dememize gerek yok. Order niye diyoruz? Çünkü bakın şu kısım Level 1 Geotiff Data Protex ürünü. Dediğimiz gibi oradaki anahtar işaretinin olmasından dolayı burada bu ibare var. Nedir yani? Geografik olarak bu görüntü işlenmiş ve bizim kullanımımıza hazırlanmış. Eğer bu olmazsa burayı order diyerek sipariş verebiliyoruz, görüntünün işlenmesini isteyebiliyoruz. Bakın burada şu kısma bastığımız zaman yeni bir ekran açılacak. Bu ekranda bu level 1 kısmını download edebiliriz. Zaten boyuttan da anlaşılacağı üzere görüntünün boyutu fazla. Dolayısıyla bu bir bant içeriğinden oluşmakta. Bunu download deyip indireceğiz. Tabii ben indirmiyorum. Hemen indirmiş olduğum farklı bir görüntü. Farklı bir zamanda alınmış aynı bölgenin görüntüsü. Şu bant 1'den başlayıp BQA'ya kadar devam eden görüntüler bizim verimizle birlikte gelen görüntüler. Aynı zamanda verimizin meta verisi. Şimdi de açalım WordPad'de. WordPad'de açarsanız görüntü bakın böyle gelir. Eğer WordPad'de açmayıp TXT normal not defterinde açarsanız görüntü böyle gelir. Bunu anlamak zor. Dolayısıyla burada WordPad'de açmamız daha mantıklı olacaktır. Görüntü üzerine baktığımız zaman meta verimizde neler var? Yine ID numarası var baktığımız zaman. İşte çıktı formatı, Geotiff, Landsat 8, Oliter sensör tipi, hangi packed ve raw kısımlar olduğu, nadir görüntü olduğu, yani dik, uydunun dünyayı dik olarak algıladığını görüyoruz. Yani belli bir açıyla değil de tam dik olarak, nadir bir açıyla 90 dereceyle algıladığını görüyoruz. Önemlidir. Onun dışında verinin hangi zamanda alındığı, işte farklı koordinatlar var burada. Bu tarama şerit uzunluğunun sol üst köşesinin koordinatı. Genellikle sol üst köşesinin koordinatlama işlemi buradan yapılır. Şeyi bilenler de, coğrafi bilgi sistemlerini bilenler de bunu bilirler zaten. Onun dışında bantların isimleri. Önemli olan bakın şu 3 parametre. Güneş azimutu, yani uyduyla güneşin yapmış olduğu açı ve dünya ile uydunun yapmış olduğu açı da güneş yüksekliği olarak verilmekte. Dünya ile güneş arasındaki mesafe her 365 günde farklılaşan, her gün farklılaşan bir güneş ile dünya arasında mesafe var. Bu verimizde veriliyor. Verilmese bile internette farklı zaman dilimlerinde güneş ile dünya arasındaki mesafeler bulunabiliyor. Ama her veride var zaten. Onun dışında parlaklık minimum maksimum her banda göre değişen. Yansıma minimum maksimum. Bunları kullanacağız kalibrasyon işlemlerinde. Onun için önemlidir. Parlaklık bold band 1 her band için farklı. Aynısı reflection da var. Add bandslar var. Add bandslara göre farklı bir değerler var. Bunlar da her banta göre değişmekte. Bunları da kullanacağız. Bizim işte map production UTM sistemde datumu belli. VGS84 çoğu sistemde ve haritacılıkta VGS84 datumu kullanılmakta. Türkiye'de de öyle. Haritalama işlemleri son yıllarda yapılan haritalamalarda VGS84 kullanılmakta. Eskiden ED50 kullanılıyordu. Onun için bu da uyumludur. 35. zon. Bu şekilde görüntülerimiz ürün meta verisi. Şimdilik bu kadar. Bunları indirdik. Bir sonraki videoda NVI'yi kullanarak bantlarımızı birleştireceğiz ve kalibrasyon işlemini hazır hale getireceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.